Cumhuriyet coşkusu kutlanıyor. İlk olarak ben İzel'e gitmek istiyorum. İzel Topaloğlu'yla başlayalım. Sözü kendisine bırakalım. İzel, bize bulunduğun yerdeki Cumhuriyet coşkusunu anlatabilir misin, aktarabilir misin? Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet, dediğimiz gibi 101 yaşında 19 Mayıs 1919'da Gazi Paşa'nın Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'le taşlandı ve bugün bağımsızlığının, egemenliğinin, çağdaşlığının 101. yaşını kutluyor Türkiye. Evler, sokaklar, caddeler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı ve milyonlarca kişi, her yaştan milyonlarca kişi Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına taşırken yüreklerimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tabii ki sevinci var, onun değerleri var ve dediğimiz gibi bugün Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlanıyor. Çünkü kolay kazanılmadı Cumhuriyet. Kolay bugünlere gelinmedi. Gazi Mustafa Kemal Paşa ulusuna güveniyordu yola çıkarken ve dediğimiz gibi zorlu bağımsızlık mücadelesi bugün 101. yaşını kutluyor. Ve bizler şu an kameraman arkadaşım Samet Yazıcı ile beraber Vatan Caddesi'ndeyiz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyet için bugün milyonlar sokaklara dökülecek. Biraz bu çalışmaları, bu gelişmeleri aktarmak istiyoruz, ekranlara getirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin 81 ilinde milyonlar atasını anıyor, Cumhuriyetine sahip çıkıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamalarının İstanbul'daki adresi her yıl olduğu gibi biliyorsunuz ki bu yılda Fatih'teki Vatan Caddesi oluyor. Burada resmi kutlamalar gerçekleşecek. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başladı. Saat 6'da bu cadde tüm trafiğe kapatıldı ve sabah saat 6'da bulunduğumuz bu noktada Vatan Caddesi'nde hazırlıklar başlandı. Şu an cadde boyunca farklı etkinliklerin denemeleri yapılıyor, çalışmalar gerçekleşiyor. Resmi törenin saat 10.30 itibariyle başlayacağını söyleyelim. Askerler de tüm hazırlıklarını yaptılar. Jandarma, Türk Sağlık Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Bando ekibinin hazırlıkları gerçekleşiyor günün tam bu saatinde. Ayrıca geçiş töreninin yapılacağı başka alanda okulların da bir takım folklor ekibinin çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tabii bu noktada askeri araçların da geçişleri gerçekleşecek. Yalnız kara geçişleri değil, hava geçişleri de olacak. Yaya geçişleri değil, araç geçişleri de gözlemlenecek. Şu anda tüm hazırlıklar aralıksız gerçekleşiyor. Özellikle saatler 10.30'u gösterdiğinde bir takım protokol konuşmaları da gerçekleşecek bulunduğumuz nokta. İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada olacak. Buraya gelmesi bekleniyor ve yine saatler sabah 5-6'yı gösterdiğinde buraya gelindi. Hazırlıklar yapıldı ve Vatan Caddesi bayraklarla donatıldı. Cumhuriyetimizin 101. yaşı ilerleyen saatlerde başlayacak programla coşkulu bir şekilde Vatan Caddesi'nde kutlanmaya devam edecek. Biz de bu gelişmeleri an be an takip edip TV 100 ekran aktaracağız diyelim. Oradan çıkıyor. İzel'e çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğu bilgiler için. Şimdi hemen Anıtkabir'e dönelim. Ozan Ulaş Caymaz orada bizi bekliyor. Anıtkabir'de de tören hazırlıkları var. Sözü hemen Ozan'a bırakalım. Ankara'da Cumhuriyet hazırlıkları hangi aşamada? Nasıl bir coşku var? Ozan'dan dinleyelim. Cansu, biz de öncelikle Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk gününde atanın huzurunda Anıtkabir'den herkese bir kez daha günaydın ve bayramını kutlayarak başlayalım. Tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı elbette tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların merkezi ve resmi törenlerin ilk adresi de elbette atanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi huzuru Anıtkabir olacak. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Aslanlı Yoldan yürüyerek atanın huzuruna çıkacak ve mozelesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir özel defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir vatandaşların huzuruna da açılacak. Saat 11.30'dan sonra, ki şu an arkamda 81 ilden gelen gençler var. Her birinin elinde Türk bayrakları ile birlikte onlar da tören alanındaki yerlerini aldı.
aldılar ve resmi törenin ardından da yine tüm başkent ve yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yalnızca başkent Anıtkabir değil elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 29 Ekim münasebetinde farklı programları da olacak. Ancak malum TUSAŞ terör saldırısı nedeniyle bugün 29 Ekim kutlamaları yine nispeten geçtiğimiz yıllara göre elbette buruk geçecek. Bazı kutlamalar, özellikle konserlerin iptal edildiği noktalar var. Ancak yine kentin birçok noktasında 29 Ekim ruhu hissedilir şekilde programlar organize edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki programı TUSAŞ tesisleri olacak. Saldırının gerçekleştiği kampüse ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun dışında da farklı noktalarda elbette birinci mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı noktalarda elbette kutlamalar organize edilmiş durumda. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 11'de Anıtkabir'e gelmesiyle birlikte resmi törenle Anıtkabir'de gerçekleşecek. Biz de kameram arkadaşım Burak Sipahi ile hem Anıtkabir'deki töreni hem de kentin farklı noktalarındaki gelişmeleri izliyor olacağız Cansu. Evet, Ozan'a çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğu bilgiler için. Şimdi birinci meclise gideceğiz. Ulusağa Gül Gündüz orada bizleri bekliyor. Gül'den son gelişmeleri alalım. Orada nasıl bir atmosfer var? Oradaki hazırlıklar ne durumda? Gül'e bırakalım sözü. Gül. Evet, birinci meclisteyiz. Kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'la beraber burası Gazi Meclis. Cumhuriyet'in ilan edildiği meclis. Kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'la size şu saat itibariyle bu noktadaki kalabalığı da gösteriyor şu anda. Erken saatlerden itibaren vatandaşlar gelmeye başladı. Sadece Ankara değil, yurdun dört bir tarafından gelenler var. Bugün de yine akşam saatlerine kadar da birinci meclis ziyaretçilerine açık olacak. Önemli bayramlardan 9 Ekim 23 Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün bugün. Bugünden itibaren hiçbir şey memlekette eskisi gibi olmadı. Az önce hocamız da bahsetti. Bu artık bugünden sonra hem bulunduğumuz bu mecliste hem de ikinci meclis var. İşte bu iki mecliste de Cumhuriyet'in inkılapları için kararlar alındı. Tüm memleket için, hepimiz için önemli kararlar alındı. Bugün burada bir Cumhuriyet ilan edilmemiş olsaydı, az önce hocamız da söyledi, o 1930'larda önce belediyelerde, ardından 4 yıl sonra milletvekilliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemiş olacaktı. Soyadı kanunu gelmemiş olacaktı. Yine peşinden de o birçok yeniliği görmemiş olacaktık. Bugün birinci mecliste yine yoğun kalabalıklar var. Gün içerisinde hem resmi törenler olacak hem de aynı zamanda saat 16.30'a kadar da birinci mecliste vatandaşlar bulunduğumuz bu noktayı da ziyaret etmiş olacaklar. Gazi Meclis burası. Birinci meclis hemen dün akşam 28 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal sadece 7 arkadaşına Çankaya Köşkü'nde efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demişti ve bugünse 29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edildi. Ankara'da 101 pare top atışıyla kutlandı ve ilan edildi Cumhuriyet. Yine bugün de aynı coşkuyla hem Ankara'da hem de Türkiye'nin birçok noktasında Cumhuriyet kutlamaları sürüyor olacak. Biz de kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'la beraber bu noktadan takibi sürdürüyor olacağız. Evet, şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Canan Altıntaş'la Diyarbakır'daki bayram coşkusunu, Cumhuriyet bayramı coşkusunu bizlere aktaracak. Canan, sözü hemen sana bırakalım. Evet Cansu, tüm yurtta olduğu gibi 101. yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı Diyarbakır'da da coşkuyla kutlanacak. Diyarbakır'daki tören saat 10'da başlayacak ama herkes yerini almaya başladı. Şu anda da yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı ordusu, yine jandarma hazırlıklarını yapıyor. Akrobatik bir gösteri yapacaklar onlar da törende. Tabii vatandaşlar da yerini almaya başladı. Şu anda bulunduğu
bulunduğumuz yer Yenişehir ilçesi Diyarbakır Valiliği Atatürk Anıtı'nın bulunduğu noktadayız. Tören için herkes son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Saat 10'da başlayacak. Tabii saat 12'ye kadar sürecek ancak 9.30'da Vali Murat Zorluoğlu burada bir tebrikat töreni yapacak. Cumhuriyetimizi tebrik edecek gelen kurum amirleriyle birlikte. Tabii sonrasında öğrenciler yine burada bayram kutlaması yapacak. Bando'nun bir gösterisi var. Yine burada halk oyunları gösterisi yapılacak. Günün anlam ve önemini belirten şiirler okunacak. Aynı zamanda Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatsal bir faaliyet gösterecek. Yine Halk Eğitim Merkezi'nin bando müzik dinletisi ve tören geçişi yapacak. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı ordusu jandarmalar şu anda da hazırlıklarını yapıyorlar. Yine tabii vatandaşlar da gelmeye başladı. Kortej yürüyüşü düzenlenecek. Kortej yürüyüşünde de yine öğrenciler ve kurumlar buradan bir geçiş yapacak. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar gelmeye başladı, yerlerini almaya başladı. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü Diyarbakır'da da coşkuyla kutlanacak. Saat 10'da başlayacak Diyarbakır'daki tören diyelim. Sözü size merkeze bırakalım.